Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere basit nakış tekniklerinden balık sırtı tekniğini göstermek istiyorum. Balık sırtı tekniğini iki şekilde çalışabiliriz. Birincisi, yaprağımızı ortadan iki çizgiyle, bakın ortada sanki küçük bir yaprak varmış gibi, üçe bölüyoruz. İkinci tekniğimizde de yaprağımızı ortadan tek bir çizgiyle ikiye bölüyoruz. İlk önce 3'e böldüğümüz yaprağımızı çalışacağız. Öncelikle bakın şurası tam orta noktası. İki çizginin birleştiği yer yani. Buradan göz kararı bu kadar ayarlayarak ipliğimi çıkarıyorum. Şöyle çevirdim kasnağımı. Çıktığım taraf sağ taraftaki ortadaki çizgiyi değil, diğer taraftaki çizgiyi kullanarak şuraya iğnemi batırıyorum. Ve diğer kenar çizgiden yine bu, bakın şu orta nokta, ortadaki küçük yaprağın birleşim yeri, şu aradaki mesafeyi bu tarafta da koruyarak battığım yerden aynı mesafeyi ayarlıyorum ve iğnemin ucunu oradan çıkarıyorum. Yani sağdan battığımda soldaki çizgiyi kullanacağım, ortadaki. Şimdi sol taraftayım. Sol taraftan da sağdaki çizgiyi kullanarak hemen şunun hizalıyoruz. Bu kısma batarak ipliğimizin ilk çıktığı yerin hemen yakınından çıkıyoruz iğnemizle. İpimi şöyle, ilk ipimi de sıkılıyorum. Devam ediyoruz. Bu tarafa batıyorum. Çaprazlamasını çalışıyoruz. Tekniğimizi böyle aynı şekilde devam ederek yaprağımızı bitirene kadar tamamlıyoruz. Bakın yaprağımı tamamladım. Balık sırtı modelimiz böyle. Daha yakından göstereceğim size. Bu şekilde. İlk balık sırtı çeşidimiz böyleydi. İkincisi, yaprağımızı ortadan bir çizgiyle ikiye bölmüştük. Bunda da yaprağımızın en tepe noktasından iğnemizi batıyoruz. Ve aradaki mesafeyi kendimiz ayarlayarak ilk batım yerine yapıyoruz. Şimdi yine sağlı sollu çalışacağız. Biraz görüntüyü geriye alıyorum. Battığımız yerin hemen biraz aşağı tarafından ipliğimi çıkardım yine. Sağ tarafından çıkardık yaptığımız ipin. Hemen 1-2 iplik. Bakın kumaşın ayrıntıları belli oluyor, iplik sayıları. 1-2 tane arada iplik bırakarak batıyorum ve İpliğimizin ilk çıkış yaptığımız yerin, yani en tepe noktasının biraz aşağısından çizgimizi takip ederek, tabii ki
Böyle. Şimdi yine buradan bir iki adım. Şuradaki iplikleri görüyorsunuz kumaşımızın. Çizgimizi takip ederek yavaş yavaş verev bir şekilde ilerliyoruz. Yine bakın burada. Bir altına batıyorum. Ortadan bir sağ bir sola çıkarıyoruz iğnemizin ucunu, yani sırayla. Bakın şimdiden balık sırtı görünümü oluşmaya başladı. Şimdi yaprağı tamamlayıp size göstermek istiyorum ben. Bu yaprağımı da tamamladım. Bakın görünümü. İlk balık sırtı yaptığımız teknik. Bu da ikincisi. Yapmak isteyenlere şimdiden kolay gelsin. Videomu beğendiyseniz like atmayı, bana destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.